Böyle çıkardı. Sakın dedi, zona birden otel tutmayın. Allah, nerelere geldik? Natural apoyo. Köy tavuğu. Haşlanmış domuz ayağı. Amerika'dan geliyormuş bunlar. Hadi ya. Abi burada yani, her şey Amerika. Buralar her şey. Bu ülkedeki enerji çok çok beni de mutlu etti ya. Yüzünden anlıyorsunuzdur ya. Annesi başka isim söylüyor, oğlu başka yani. Gel bizi çek dedi. Hayır şöyle sahiyat. Allah. Herkese merhabalar, ben Deniz Pehlivan. Sizlere şu anda 95. ülkem Guatemala'nın başkenti Guatemala City'den sesleniyorum. Şu anda bulunduğum yer ülkenin en eski, en güzel, en renkli pazarlarından bir tanesi olan Zona 1 bölgesindeki Mercado Centro. Tam aşağıda bulunuyor. Biraz sonra sizi buraya götürüp çok güzel şeyler göstereceğim. Rengarenk pazarlar, harika yemekler yiyeceğiz. Arka planda zaten hepsini göstermeye çalışacağım. Niye bu pazar önemli? Çünkü burası ülkenin en renkli yerlerinden birisi olmasının yanında aynı zamanda ülkenin konumu hem Atlantik hem Pasifik Okyanusu'nun ortasında olduğu için, yani iki tarafa da kıyısı olduğu için harika deniz mahsulleri de varmış. Burayı görmeden Guatemala'dan ayrılmayın demişlerdi. Hazırsanız hem bu şehri böyle farklı noktalarını size göstereceğim hem de bu pazarı birlikte gezeceğiz. Guatemala'ya geldiğimizde ilk görmemiz gereken yerin Guatemala City olduğunu söylemişlerdi. Ve şehir merkezinde aslında çok fazla şey yok. Bu ülkeyi bu kadar özel ve güzel kılan şey özellikle volkanik dağları, aktif dağları var, yanardağlar. Böyle bildiğiniz patlıyor, önünde görüyorsun. Ve burası bir deprem ülkesi bu yüzden. Ara sıra sarsıntılar olabilir, hazırlıklı olun dedi yolda tanıştığımız bir arkadaş. Buralı güzel de İngilizce konuşuyordu. O yüzden hani burada görecek yerlerden çok doğası olacak ama burayı da size göstermek istiyorum tabi. Böyle yerel elbiseleri giyen ablalar var. Başlayalım bakalım. İçeriye girer girmez böyle atmosfer değişti ama bununla beraber şuradaki farklı baharatların kokusu şu an buram buram var ya, benim böyle içimi mutlu etti. Çok güzel bir koku var. Ne olduklarını bilmiyorum. Çoğunla tanımıyorum. Ama burada gördüğüm şu tarçına benziyor ama. Bu ne olabilir? Ha, buna şey diyorlar. Ne? Bir tahta bunu yakıyorsun, koku veriyordu. Oydu galiba. Kutusu gibi. Evet. Kutusu gibi bir şey. Ama çok çok güzel kokuyor. Burada şöyle bir kültür de var. Birçok şeyde aktar mı diyeyim, ne diyeyim ben buraya? Kediler ve köpekler için mamada satıyorlar. Yani bu Orta Amerika'nın birçok ülkesinde böyle. Allah Allah, nerelere geldik? İşte böyle yerleri çok seviyorum ya. Burada yerel yemekler yiyeceğiz gençler. Biraz acıkalım, yorulalım. Tadarız. Bu ülkede kişi başı aylık minimum maaş olarak söylüyorum. Askeri ücret $390. Şu ana kadar Panama'dan sonra gördüğümüz en çok para kazanan ülke. Ama burada o kadar çok işsizlik var ki arkadaşlar, toplumun çok büyük bir kısmı yoksul. İnsanlar hala tenekeden evlerde yaşıyorlar. Bildiğiniz tenekeden. Çok zengin bir mahalle var, Zona 10 diye. Hemen 3 kilometre ilerisine gidiyorsunuz, insanlar sokaklarda yatıyor. O yüzden burayı anlatırken size biraz da ülke hakkında bilgiler vereceğim. Çünkü sadece pazarı göstermekle yetinmeyi sevmiyorum. Benim önceki videolarımı bilenler bilir, takipçilerim. Biraz böyle renklendirmeyi seviyorum ama Guatemala şu ana kadar Honduras'tır, Nikaragua'dır, hepsini tokatlar. Çok çok onlara göre daha iyi durumda. Nesibe, alalım mı sana şöyle bir elbise? Vallahi yerim olsa alırım. Lokal bir kıyafeti ablanın, buradaki yerel halkın giydiği, farklı köylerde, bölgelerde giyilen kıyafet bu. Böyle cepleri var şurada, terlikleri bu şekilde, üstleri böyle. The nombre is Tekpando. Tekpando. Muy bien. Muchas gracias. Böyle, aa bak kızı da geldi. Aaa, dizeyer şekilde. Hi, how are you? Good? Bien? Todo bien? Nombre? Mi nombre Deniz. Nesibe. Yo, Mayra. Yo, Magra. Mayra. Mayra. Mayra, nice to meet you, Mayra. Have a nice day.
Ya bu arada Nesibe sen de fark ettin mi? Çok sıcakkanlı insanlar. Evet evet. Özellikle yerliler daha barışıyor. Hem çekilirken hem de sıcakkanlı. Biz 4 gündür falan Guatemala'dayız. Atlantik Okyanusu'ndan girdik kıyısından. Şimdi Pasifik'e doğru geldik. Ve şu ana kadar gördüğümüz insanlar gayet böyle sıcakkanlı. Burayı meşhur kılan yerlerden bir tanesi işte böyle restoranlar, küçük küçük büfeler ve burada bildiğiniz ne diyeyim hani çeviçe yani böyle balıklar, mezeler yapıyorlar. Aslında bunun kralını Peru'da yiyeceğiz ama burada da bayağı iyi olduğu söyleniyor. Böyle dükkanlara geliyorsunuz, sıraya giriyorsunuz. Şu koronadan dolayı bölümler var. Normalde böyle bir bölmeler yok ve burada maske takmak hala zorunlu. Biraz sonra birkaç tanesini deneriz. Daha acıkmadım. Ama pazar çok güzelmiş, çok renkli. Pazar olur da etsiz olur mu? Yine böyle etleri asmışlar. Tavuklar, köy tavuğuna benziyor ha. Natural ha? Natural pollo. Köy tavuğu. Cuente cuesta una pollo? 45 quetzal. 45. 45. 45. Oğlum 45 diyor da emin olalım. Ha okey. Gracias. Yani ne yapıyor arkadaşlar bu? 8 olsa 5.5 dolar falan. Böyle bir köy tavuğu. Mucha gracias hermano. Şuna bayılıyorlar. Sosis. Ha, bunlar dana yemiş. Diğerleri domuz diyor. Bu sosisleri çok seviyorlar. Mucha gracias hermano. Her yerde görebiliyorsunuz ve hola. Todo bien? Atlantic or Pacific? Atlantico. Delicioso. 45. Yani libresi yarım kilosu 35. Ne yapıyor? 4 dolar civarında. Kilosu 8 dolara geliyor. Böyle sazanlara benziyor. Gracias hermano. Buenas tardes. Bak mesela görüyorsunuz değil mi ne kadar sıcakkanlılar. Böyle bir sohbet ettiğinde konuşuyorlar. Hemen bir şey satmaya çalışmıyorlar. Sevdim ben bu Guatemala'yı. Güzel. Nesibe sana harika bir yemek alacağım. Haşlanmış domuz ayağı. Ya biz de kendi paça yiyorlar ya işte çok ayak. Çok ağır bir et değil mi yani şeyden dolayı söylüyorum gerçekten kokusu bile beni rahatsız ediyor. Ben birkaç kez yanlışlıkla yedim mesela o kadar fark ediyorsun ki. Ya yağı falan çok ağır. Yoksa hayvanla bir derdimiz yok ya. Aynen öyle. Tamam hem sağlık hem lezzet açısından bizim için önemli olan. Televizyonda dizi yok mu dizi? TV series. Niye kızıyorum? TV series. TV series. Yeah. Popüler Türkiye TV. Here no. Aa burada değilmiş. Aa. Lan geçmedi burada namımız ya. Evet aynen. Ama sizlere de bakın. Sıfır ortak dil ya sıfır. Aa gülüyorlar. Bak bu abi de Karnes. Nine. Ninet. Hermano. Bir dakika bak şimdi onu da soracağım. Neden bu etler dışarı? Ha. Ben bunu ama vücut diliyle soramam. Bak dedim ya taze olduğu için. We killed it this morning and we have like all day so. Yeah. Is this natural from the village? Yeah, that's natural from here. From Guatemala, yeah. Complete organic. Yeah. Organic, yeah. But bu organic, this is not. That's not. No, that's Rengin American. That's American chicken. American chicken. Yeah. You are importing it from America. Yeah. Şu mu Amerika'dan? Amerika'dan geliyormuş bunlar. Hadi ya. Abi burada her şey Amerika. Buralar her that's şey. That's the more cheap. Yeah. Like how much is a kilo? The kilo is 14 quetzal. Like not even $2. Yeah. Kilo. Kilo. O üstüde kilosu 2 dolar bile değil şu tavuğun. Yeah. Cheaper than Turkey. Maybe. Bizden daha ucuz. Ve bu adamların asgari ücreti bizden daha fazla. Yeah. Bak domuz 5 dolar, dana eti 8 dolar. Domuz çok tükettikleri için dana fiyatları düşüyor haline. O yüzden burada bak tavuk ucuz, et ucuz. Do you produce these beefs in your country, Guatemala? Yeah, here. Organic, right? Yeah, organic. Everything is organic here. Çünkü yollarda çok var hayvan. Thank you very much. You're nice welcome. You're gonna watch yourself in YouTube. Sorry, what's that? You are gonna watch this video in YouTube. Okay, nice. And there is going to be subtitles in Espanol. So you can see what we are doing here. Okay. I'm gonna give you my YouTube channel. Yeah. Bir abone daha gel. Al bakalım. Like. Benimkini de yaz. Yazacağım. Evet esnafa YouTube
kanalımızı veriyoruz şu an. Yep. Bak mesela Nesi Bey'i benden önce görmüş, sen çok güzelsin demiş. Bana az önce diyor ki ya kusura bakma ben onu tek görünce öyle iltifat ettim. Bunu bile söylemesi nezaketendir yani. Evet gerçekten. Ya çünkü kibar insanlar yani düzgün insanlar. Zaten bana da onu söyleyiş şekli sen çok güzelsin. Hala ya, hani, ya değil yani. Öyle bir şey değildi yani. Hani gerçekten onun kibarca bir iltifat olduğunu anlıyorsun. Bir de şimdi biz buraya yerel yemekler yemek için gelmiştik. Nesibe'de listesi vardı. Ama eleman dedi ki her gün farklı bir yemek oluyor. Yani geldiğinizde bunu da bunu da bunu da tadayım diyemezsiniz dedi. Evet. Bugün yüzden... çoğu yok mesela. Ama birini bulduk. Ben yine de birkaç balık denemek istiyorum. En azından birkaç böyle ahtapot, kalamar, karides falan deneyelim. Geldik restoranların olduğu yere. Pırıl pırıl yer. Çok beğendim. Şurası en meşhur yerlerden birisi. Burada yine yerel yemekler yapıyorlar. İnternette okumuştum adını. Şuralarda balık yapıyorlar, tavuk yapıyorlar. Şu şekilde kızartıp ama. İşte en meşhur yemeklerinden bir tanesi bu. Her yerde bunu görüyorsunuz. Salata ama böyle buram buram sirke kokuyor sanki. Of, brokolinin güzelliğine bak. İnsan böyle yemekleri de özlüyor artık. Hazır yemekten bıktık ya. Arkadaşlar bu arada katıl butonumuzu aktif ettik. Yoksa böyle giderse batacağız. Eğer bizi desteklemek isterseniz özellikle yurt dışındaki arkadaşlara katıl butonundan gönlünüze göre katılabilirsiniz. Katılma özel video olmayacak. Yine videolar devam edecek. Tamamen destek amaçlı. Teşekkürler. Allah'tan az önce Türkiye'de dizileri yok demişlerdi. Buyurun. Yine bizim dizilerden biri. Şu an sizi net görünmüyor. GoPro ile çekiyorum. Her yerde var yine. Bunu kim buralara sattıysa özellikle Latin Amerika'ya helal hoş olsun. Vallahi bravo. Yani reklam açısından birçok insan Türkiye'yi bu sayede tanıyor arkadaşlar. Aa bak burada da oynuyor. Bu da Türk dizisi. Helal olsun. Teşekkürlerimi sunmak istedim. Bütün ilgililer üzerimizde. Bizden başka turist yok. Buenas tardes. Muchas gracias. Ve o ünlü olduğunu düşündüğümüz restorana oturduk. Birçok yemek yok. Sezonluk oluyor. O yüzden Nesli bir tane yemek seçmiş. Kaldo deres diye. Etten yapılıyor. Böyle çorbamsı gibi bir şey. Herkes de online yiyordu. Biz de bir tane söyledik. Bakalım nasıl bir şey olacak. Bizi masadan kaldırdılar. Fotoğraf çekinmek istediler. Ay yiyeceğim sizi ya. O kadar tatlı güler yüzlü insanlar ki özlemişim bu yüzleri. Mama buradasın bak mama. Güzel insanlar. Gönül pek tabii ki bir tarhana çorbası, bir kuru fasulye pilav çekiyor ama bunların da yemekleri böyle. Carne de res yiyoruz. İçinde lahana turşusu var. Lahana bile 60. Domuz bu diye 40 defa sorduğum bir et ama dana olduğunu söylediler. Bol miktarda deli gibi kişnişi görüyorsunuz. Kişnişin o tadına ben hala alışamadım. Ağır yani geliyor. Maydanoz olmadığı için kişniş kullanıyorlar. Evet. Ve çok bir yemeği ağırlaştırıyor. Yani diğer tatları bastırıyor. Bunun yanında pilav gelmiş. Mısır var. Kabak tatlısı. Şöyle de bir turşusu bir şey. Sebze. Tortillamız var. Pirinçten yapılıyor. Çok az kullanın dediği acı. Buradan dedi sürünerek gidersiniz dedi. Yeri gösterdi. Sen de biz öyle anladık. Turşu getirdi. Bir de şöyle bir şey getirdi. Her neyse. Ben az önce bunları tattım. Hiçbirini beğenmedim. Ama bu güzel. Bunu sevdim. Yani nasıl tarif edeyim? Et suyu çorbası da domatesli. Ama yoğun bir kişniş tadı var. Bu yenir. Bu güzel. Afiyet olsun o zaman. Sen beğenmedin. Yani beğendim. Ama işte. Aramam. Aramam. Yani kişnişten dolayı ben yiyemiyorum. Ya benim çok ağır geldi. Karnım bozuldu. Midem soğuk sıcaktan. O yüzden bu çorba bana iyi gelecek. İnşallah iyileşir. Afiyet olsun. Amin. Bu ülkenin para birimi Quetzal. Quetzal diye yazıyor. 1 dolar yaklaşık 8'e geliyor. Az önceki yemeği de 20'ye yedik. Gayet doyurucu. Fiyat olarak da makuldü. Çok aç değildik ama sıcak bir şey geçti en azından boğazımızdan. İyi geldi. Pazarı keşfetmeye, gezmeye devam. Çok büyük bu arada bu pazar. Ben size daha küçücük bir alanını gösterdim. Çok güzel böyle hediyelik eşyalar var. Gerçek anlamda bana böyle Peru'ya gitmedik henüz ama
İnternette arkadaşlarım paylaşıyor mesela, görüyorum. Oraları hatırlattı. Yerlilerin genelde yaptıkları böyle renkler, tasarımlar var. Rengarenk dükkanlar var. Böyle çantada yer olsa hediyelik eşya alacağınız harika bir yer. 3 bölüme ayrılmış burası. Az önce gösterdiğim yer yeme içme yerleri, meyve satan yerler. Burası hediyelik eşya. Alt katta da böyle baharatlar, maharatlar satıyorlar. YouTube video. Todo bien? Foto, video. Gel bizi çek dedi. Hola, mucho gusto. Hola. Qué bueno. Bienvenidos, vengan a comprar aquí en Guatemala. Ah, mucho gracias. A buen precio de artesanía. Very perfecto mercado. Gracias. Very, very beautiful. Buenas tardes. Bak anlık olarak gördünüz tatlılıklarını. Ya bu ülkedeki enerji çok çok beni de mutlu etti ya. Yüzümden anlıyorsunuzdur yani. Bayağıdır bu kadar pozitif insanlar görmemiştim. Az önce Uber'den bir mesaj geldi. Ben taksilerde bir maske takıyorum, bir takmıyorum. Yani kafalarına göre çünkü karar vermişler hep. Benim takside maske takmadığımın fotoğrafını göndermişler. Bir daha bu hatayı yaparsam Uber'e erişimim engellenebilirmiş. Bir sonraki taksiye bindiğimde maskemi takmış bir şekilde kendilerine fotoğrafımı göndermemi istiyorlar. Bir bu eksik yani, bir de gerçekten saçma sapan kurallar ya. Allah'ım, dükkanın renklerine bakın. Turuncular, pembeler, morlar. Harika ya. Var ya, buraya gelseniz sadece alışveriş için herhalde bir gününüzü ayırırsınız. Orayı bayağı beğendim. Delikleri kadar varmış. Aa, köylerdeki Mayalılar yapıyormuş. Çünkü belli yani hani bu. You are from Maya? Aaa. El paisano. El paisano. Is it the name of the village? Village? Is it city or will like? Yes. Small, poquito. Small Espanol, small English. Uh-huh. Yes, so what you like, Martin, this is make it for me, so it's special for you. Yes, sir. Abi işte hepsi Maya style ha. Vay be, burada hep bunları göreceğiz işte, yukarıya doğru çıktıkça da güzel olacak, renkli olacak. Hello, my friend, this is very good, very nice. İstanbul, Türkiye. Türkiye. Okay. Yeah. Türkiye. Yeah. Do you watch television in Türkiye television? TV series? Eh? Popülare? No. Ama aşağıda hepiniz izliyorsunuz. Mucho gracias. This is my wife. Your wife? Yeah. Şaka yapıyor. Have a nice day. Very good. Bye bye. Mesela şimdi biraz meyve alıyoruz. Otelde yiyeceğiz. Bunun adı paternaymış. Böyle açıp yiyorsun. Ondan sonra her yerde olduğu gibi muzlar, ejderha meyveleri. Pitaya. Şu pitaya, yani pitaya ejder meyvesi işte. Guayabana var. Este se come con limón y sal. But is it like patata? No. Se llama jitama. Are we gonna eat it? Are we going to eat it with sal and lemon? Tuzlu limonla yeniyormuş. Kikama. Yaz nesi be? Chicana. Chicana. No. You crazy. Ya le gusta mucho molestar, bromeando. Jicama. Palenga o nabo. Esto. Mami. No, big o small? Small. Mami. 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 Does it taste like native? Como un mango. Mango? Mango. Ha, mango gille. Mango. Poquito. Ver, hepsinden ver bir tane. Different, eh? Annesi, annesi başka isim söylüyor, oğlu başka yani. Bu daha var ya, çocuk bu, child. No. Guanabana, mazapán. Ha, mazapán. Abi çok bir meyve var, hangi birinin yani? Şu an kafam karıştı. Bir meyve buldu. It looks like this one. Different. But different. Şimdi bu tuna meyvesiymiş. Oh, ne oluyor? Oo. Aynı zamanda kaktüs meyvesi dedi. Kaktüs meyvesi. Çekirdeğini de mi yiyeceğiz? Ha? No problem. At gitsin. Çok tatlı. Şerbet gibi. Tadını tarif edemedim. Çok güzel.
Şu ejder meyvesinin yeşili. Ah, it's like liche. No. No. Pisco yol. No. Se llama mamoncillo. Mamoncillo. Es ácido. Yedik ya, içini açıyor. Evet evet, şey, Costa Rica'da yemiştik. Costa Rica'da yemiştik. Hep çekirdek bu. Neydi adı onda? Mamoncillo. Çekirdek komple. Yiyecek bir şey gelmedi ağzıma. Baya yarın da yeriz. Baya. Quanto cuesta? 80 todo papa. 80. How much? 80. Yani 10 dolar bu kadar hepsi. Bak siz dedi ki niye sürekli bir şey çekiyorsunuz? Beni izlemeye başlamış. Bir abone bir abonedir. You will watch in Espanol as well. Okay. With subtitles, okay? Muchas gracias. Thank you mama. Bye bye. Bye bye brother. Gracias. Bir sürü şey aldık. Biz 10 dolar. Birazcık pahalı. Yani 10 dolar dediğin artık dünya para bizim için. Bayağı bir şey aldık. Ama şuna bak bir 3 kilo meyvemiz var. Evet. Teyze ne diyor? Yarın beğendiniz. Hadi şimdi meydana götüreceğim sizi. Buranın bir şehir merkezindeyiz. Demiştim ya zona 1 diye geçiyor. Biraz tarihi yerler var, meydanlar var. Gezelim. Bu şehir zona yani bölgelere ayrılıyor. İşte 1'den 15'e kadar bölge var. Bizim bulunduğumuz yerin ismi Zona 1. Ve ilk gün buraya geldiğimizde bize otobüse kız ne dedi? İspanyol kız. Sakın dedi Zona 1'den otobüs tutmayın. Özellikle akşamları kimse olmaz dedi. Biz gece saat 11'de indik. Şurada bir yere bıraktılar bizi. Burada bir tane insan yoktu abi. İncin top oynuyordu. Tehlikeli dedi. Çantayla özellikle gittiğinizde turist olduğunuzu fark ederler. Her yerde olduğu gibi İspanyolca eşeği sağlam kaza. Velhasıl kelam bizim kaldığımız bölge Zona 10 dedikleri daha böyle güvenliği olan daha lüks bir bölge. Ama fiyat olarak baktığınızda buralarla aynı konaklama açısından. Ve sizi şu anda bu şehrin en önemli ve tarihi meydanına getirdim. Yine şehrin tam kalbinde bir kilise, katedral daha doğrusu görüyorsunuz. Her yere geldiklerinde ne yapmış İspanyollar? Önce bu mabetleri yapmışlar ki insanları ikna etmek için. Özellikle Afrika'dan gelen köleleri. İçerisine bakalım. Maskeyi kapat diyor. Okey. Burada hala bu işler devam ediyor. Ölç abi ateşimi. Teşekkür ederim. Klasik bildiğiniz bir katedrali. Doğrusunu söylemek gerekirse bu şehre özgü bir video yapmayı düşünmüyorum. Çünkü Guatemala City'ye girin Google'da görülecek nereler var deyin. Yok yani turistik anlamda değer katacak bir yer değil. Yani ben de şeyi de sevmiyorum böyle günlük vloglar çekmeyi sevmiyorum. Daha çok gezip anlatmayı seviyorum. O yüzden hani bana sorarsanız burada tek en güzel yer az önceki pazardı ve burada Antigua diye bir yer var. Otobüsle gideceğiz. Özellikle oralar çok güzel. Oldukça tarihi kentler, meydanlar, doğal yaşamın olduğu bir bölge. Bir de bununla beraber buradan sonra bu volkanik aktif yanardağı görmek istiyorduk biz en çok. Onun için buraya geldik zaten. Onun turuna da oradan katılacağız. Bence en güzel bölümler ve ziyaretler onlar olacak. Bu daha çok böyle hani başkente geldiğimizdeki deneyim videosu. Ooo, resme dikkat et. İçimizden geçtiler. Meydanına geldik. Todo. Todo. Porque él está en nuestro lado. Porque qué vamos a ganar? Vamos a decir, ay, es enfermedad. Siempre está con gripe, siempre está con tos. O kadar anlamıyorum ki hiçbir fikrim yok. Cuando estoy embarazada, ve vaccinata. Corona vaksin. Aha. Aşağı. Yo, yo, tres. Ha. Y por gusto. Bu da testo. Ha, burundan PCR testi nesibi. Bakayım bunlardan gelip şey yapıyorlarmış, test yaptırıyorlarmış. Ya. Abla diyor ki ben 3 aşımı oldum diyor. Bundan sonrası ya Rabbim bilir dedi. Gösteriyi yıkarayım. Kim bilir başka? Maske niye takıyor saçmalık diye ya. Finito finito maske. Niye takıyoruz ki diyor. Bak 3 aşı oldum. Bence sana ne gerek var yani. Doğru. Nesibe kadınla Türkçe dertleşiyorsun şu an. Ablayı gördünüz değil mi? Ne gerek var ya diyor. Bu iş bitti diyor. Bize maske taktırıyorlar zorla diyor. 3 tane aşı olduk diyor. Bir de arkada bu PCR testlerini makinelerine koydular diyor. Bu ülkeler hala o
korona sürecini aşamamışlar arkadaşlar. Hala deli gibi maske satışı var. Hala deli gibi önlemler alıyorlar. Ve aşı olmalarına rağmen o kadın da mesela 3 aşısını olmuş. Dostlar benden bu bölümlük bu kadar. Umarım güzel bir video olmuştur. Biz çok eğlendik. Çok güzel insanlar. Gerçekten insanların ne kadar böyle pozitif olduğunu diğer ülkeleri de görmüş birileri arkadaşlarınız olarak söyleyeyim. Guatemala bu konuda çok farklı çıktı. Turistik anlamda gezmeye gelmem ama buralara yolum düşerse bu insanlarla sohbet edip uğramak için gelinecek bir yer. Çünkü bak yani göstereceğim bir şey yok yani renk yok. Hani bitti. Bu kadarcık. Yani Google'a yazınca da bir şey çıkmıyor. Zaten diğer videolarda daha böyle yanardağ gideceğimiz için orası. O canavar olacak. Daha atraksiyonlu olacak. İzlediğiniz için teşekkürler. Sonraki bölümde görüşmek üzere. Herkese Guatemala City'den selamlar.